Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı savm-ı yevm-i sebt. Bu bab, cuma ertesi gününün orucu hakkındadır. Cuma ertesi günü hususiyle oruç tutmak caiz midir, değil midir? Bunu beyan edecek. Oradaki oruç mekruh mudur, değil midir? Bunun hakkında hadis-i şerifler var. İmam-ı Tahavi bunu burada beyan buyuruyor. Evvela şu hadis-i şerifi zikrediyor. Haddesene ibn-i Merzuk ve huve İbrahim. قال حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء قالت عبد الله بن بسر همشيرس الصماء صماء بنت بسر dediler ki قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz bana buyurdular ki لا تصومين aslı bunun لا تصومين sonuna nun müşeddede tekid için geldiğinden İdgam yalar olmuş, la tesuminne olmuş. La tesuminne elbette sen oruç tutma yevme sebt. Sebt gününü, cumartesi gününü fi gayri mefturide aleykünne. Size farz olunan günlerin gayrisindeki mesela Ramazan günü oruç farz, mecburi tutacaksın o vakit. Böyle farz olmayan bir oruç, ya Ramazan olsun yahut da nezir, böyle kefaret bu gibi farz olmayan bir güne tesadüf ederse cumartesi günü o gün elbette oruç tutma. Velev lem tecid eğer bulamazsa ihdâkünle ey kadınlar sizden biriniz bulamazsa illâ lihâe şeceretin illa bir ağacın kabuğunu bulsa hiçbir şey bulamadı da bir ağacın kabuğunu bulsa ev'ûde inedin yahut da bir üzümün çöpünü bulsa fel temdûhu oni çiğnesin. Yani oruç tutmasın illa İftar etsin. Hiçbir şey bulamazsa ağaç kabuğu yesin yahut da üzüm çöpü yesin. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim sahip oldular ila هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ شَرِفَ فَكَرِهُ mekruh gördüler سَوْمَ يَوْمُ السَّبْ Cuma ertesi gününün orucunu mekruh gördüler. Ne olduğu halde? Tatavvan, nafile olduğu halde. Nafile olarak cuma ertesinden cuma ertesine oruç tutuyor. Cuma ertesi günleri tutuyor. Bundan nehyelediler. Bu nehyin sebebi de Yahudiler o günü oruç tuttuklarından dolayı Yahudilere teşebbüh olmasın. Onların bayramı ya, o gün iş görmek haram ya onlara. Onlara teşebbüh olmasın diye Peygamber Efendimiz nehyeylemiş. Öyleyse bir takım cemaat dediler ki günlerin arasından cuma ertesini seçip de o gün oruç tutması mekruhtur. Ve halefen fî zâlike âherûn. Ülemanın bazıları, diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَلَمْ يَرَوْ بِسَوْمِهِ Cuma ertesi günü oruç tutmada görmediler. بَأْسًا bir bes görmediler. Yani Yahudilere teşebbüh için olursa mekruh. Olmazsa beis yok. Tutabilir. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَٰلِكَ Bu mesele hakkında bu ikinci kavlin sahiplerinin, birinci kavle sahip olanların aleyhine olan hüccettendir ki اَنَّهُ قَدْ جَاءَ الْحَد۪يثِ Hadis geldi. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. اَنَّهُ نَهَا Peygamber Efendimiz'i nehiyledi. An صَوْمِ يَوْمِ الْجُمْعَ Cüm'e gününün orucundan nehiyledi. اِلَّا اَنْ يُسَامَ قَبْلَهُ İlla eğer oruç tutulursa قَبْلَهُ ondan evvel yevmin bir gün. اَوْ بَعْدَهُ Yahut da ondan sonra yevmin bir gün. Cüm'e gününü tek başına oruç tutmadan Peygamber Efendimiz nehiyledi. İlla bir gün evvelini yahut da bir gün sonrasını tutarsa o vakitte nehi yok, caiz. Öyleyse bu da öyle. Cuma ertesi günü oruç tutması. وَكَدْ زَكَرْنَا ذَٰلِكَ Biz bunu zikreyledik. بَحْسَانِيدِهِ Senetleriyle beraber فِي مَا تَكَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا Bizim bu kitabımızda tekaddüm eden bahisle bablarda zikreyledik. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ي بَعْدَهُ Ol bir gün ki cümeden sonra orucudur. Huve yevmü sebti. Sebit günüdür. Cuma günü tek başına oruç tutmayacak. Ya hamisle beraber tutacak yahut da sebit günüyle. Cumadan sonra sebit. Öyleyse demek sebit gününde cumaya ilave etmede beis yok. Fakat bu birinci rivayete tam فَلْيَوْمَ الَّذ۪ي بَعْدَهُ huve yevmü sebti. İşte cümeden sonra olan o gün hangisidir? Sebit günüdür. Şu anda cuma gününü oruç tutar, sebti de ona ilave ederse caizdir. Fakat bu tam birinci
kavre sahip olanlara cevap olmaz. Çünkü birinci kavre sahip olanlar diyorlar ki, sebit gününü tek başına oruç tutmak, cumartesi gününü tek başına oruç tutmaktan Peygamber Efendimiz'i nehyelemiştir. Yoksa on eyyam-ı mütetabe olursa, yani cüme ile beraber olursa, yahut cumartesini pazarla beraber olursa, bu mekruh değildir, aşağıda bu izah gelecek. فَفِي هَذِهِ الْاَثَارِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا. Bu mesele hakkında, sebit günün orucu hakkında rivayet edilen eserler de orucudur. اِبَاحَةُ سَوْمِ يَوْمِ السَّبْ. Sebit gününün, cumartesi gününün orucunun mübah olduğu, tatavvuan nafile olarak, nafile olarak oruç tutulması mübah olduğu orucudur. وَهِيَ اَشْهَرُ وَاَسْهَرُ. Bu daha meşhurdur, daha zahirdir. Fi eydil ulema, ulemanın elinde. Min hadel hadisi şaz, hadisi şaz olan hadisten. Ellezi, öyle şaz olan hadis ki kat halefa, buna muhalif oldu. O da Semmân'ın rivayeti. Ona şaz diyor. Yani hiçbir şey bulamazsan o günü, bir ağaç kabuğu yesen, üzüm çöpü olsa bile o günü oruç tutma, boz diye rivayet geldi. Halbuki bu belki ona muhalif geliyor. Ama hakikatte muhalif de değil. Cumartesi gününü tek başına oruç tutar Yahudilere teşebbüsün olursa, bunu gerek İmam-ı Tahavi bunun farkında ola, bunu buna reddetmeye yani. Bu buna muhaliftir diyor ama İmam-ı Tahavi bunu bilir. O ona muhalif değil. وَكَدْ اَذِنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz izin verdi. فِي سَوْمِ عَاشُورَ. Aşura günündeki oruca. وَحَطَّ عَلَيْهِ. Ona tergibi teşvikte etti. وَلَمْ يَقُلْ. Demedi ki, اِنْ كَانَ يَوْمُ السَّبْتِ فَلَا تَصُومُوهُ. Aşura günü olursa siz oruç tutmayınız. Bunu demedi. Yani cümeyi, aşurayı tutarsınızsa, 10. günü oruç tutarsınızsa, o da cuma ertesine tesadüf ederse siz onu oruç tutmayın diye bir şey yoktur. Aşura günü caiz ki, yevmi sebte tesadüf etti. Tutması yine caiz. فَفِي ذَٰلِكَ دَل۪يلٌ. İşte bunda delil orucudur. اَلَا دُخُولِ كُلِّ الْاَيَّامِ ف۪يهِ. Günlerin hepsinin girmesine delildir. Fihi buraya. Yani aşura gününde hangi gün olursa olsun, hangi günü tesadüf edersiyse, aşura gününde oruç tutulur. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, اَحَبُّ السِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلُ. Allah-u Teala'ya en ziyade sevgili olan oruç, siyamı Davud Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam'ın orucudur. كَمَا كَانَ يَصُومُ يَوْمًا. Bir gün oruç tutardı. وَيُفْتِرُوا يَوْمًا. Bir günde iftar ederdi. وَسَنَسْكُرُ ذَٰلِكَ. Biz bunu da zikrederiz. بِاِسْنَادِي سَنَدِيلَ فِي مَوْضِعِ. Yerinde مِنْ كِتَابِ نَهَذَا. Bu kitabımızdan inşallah. İnşallah Teala onu da zikrederiz. فَفِي ذَٰلِكَ اِذَا. İşte bunda da orucudur ki Sevmi Davud da. اَتَّسْوِيَةُ بَيْنَ السَّبْتِ وَبَيْنَ سَائِرِ الْاَيَّمِ. Cumartesi ile diğer günlerin arasında müsavilik vardır. Sevmi Davud. Bir gün oruç tuttu, bir gün yiyecek. Mesela cuma günü iftar etti, cumartesi günü oruç tuttu. Böyle tesadüf etti, caiz. Öyleyse müsavidir. Yani cumartesi olduğundan oruç tutulmaz denilemez. Fakat emre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emreyledi. Eyda bi siyam eyyamil bid. Eyyami bidi. Eyyam bid ki ayın 13, 14, 15. günleri oruç tutması. Ve ruviyanhu fi zalik. Bu mesele hakkında da, eyyam bid hakkında da Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Maşhur bir rivayet ki haddesena Yunus'u kâle haddesena Süfyan'u en Muhammed ibn Abdirrahman ve Hakim en Musa ibn Talha en ibn el-Havtekiyye en Ebi Zerrin ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle li racülin. Bir adama dedi ki, öyle adam ki emerehu bi siyami selasete aşer. Bu adama emreyledi. Bi siyami selasete aşere ve erba aşere ve kımse aşere. Bir adama Peygamber Efendimiz ayın 13'ü, 14 ve 15. günlerinin orucunu emreyledi ve böyle buyurdu. Şimdi bu günler cumartesine gelse bir kerahati var mı? Yok. Haddesene ibn-i Merzu, kâle haddesene Hibban, kâle haddesene Hammam, kâle haddesene Enes ibn-i Sirin, en Abdülmelik ibn-i Katâdete ibn-i Milhan el-Gaysi, en ebihi kâle kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Katade diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemrüne. Peygamber Efendimiz bize emrederdi. Enne sûme leyâliyel bîd. Eyyâmi bîdî. Geceleri var ya eyyâmi, yani geceleri beyaz olan gecelerin gündüzün oruç tutmasını emrederdi. O da 13, 14, 15 ay. Selâsete aşere ve erbâte aşere ve hamiste aşere. Ve kâle buyurdu ki hiye ke heyyetid dehri. İşte bu bütün senenin heyeti gibidir. Yani 3 gün oruç tutarsan ise ay 30 gündür. 1'e 10. Men cabil haseneti felehu aşağı misalâ. 1 gün oruç tuttum 10 günle bedel. 3 gün oruç tuttum 1 aya bedel. Her aydan bu 3 günü tuttum senenin hepsini oruç tutmuş gibi olur. Ve gad yedhulü sebtü fîhâ değil. Sebit de buna girer. Kemâ yedhulü fîhâ gayrû diğer günler girdiği gibi sebit de girer. Min sair ileyyen. Günlerin diğerleri nasıl buna dahil olursa sebitte dahil olur. Mesela ayın bu 13, 14, 15 caiz ki cumartesine geldi. Cumartesi olduğundan dolayı oruç tutmasın mı? Yok tutsun. Fesiha bunlar da orucudur. İza ibahatü sevmi yevmi sebit gününü oruç tutmakta tatavven nafile olarak. Nafile olarak bu günlerde oruç tutabilir. Velakeden kere zühriyü hadise semma. İmam-ı Zühri semma ben hadisini inkar eyledi. Ne hakkında ki kerahati sevmi yemişse sebit gününün oruç tutmasında kerahat vardır diye rivayet eyledi. Bunu İmam-ı Zühri inkar eyledi. Ve lem ya'uddehu bunu saymadı. Bu hadisi min hadisi ehlil alim ehli yerinin hadisinden saymadı. Ba'de ma'rifetihi bihi anin derecesini bildikten sonra. Haddesena Muhammed ibn Hümeyd ibn Hişam el-Zü'ayni. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال سئل الزهري عن صوم يوم السبت إمام الزهري سبت gününün orucundan sual edildi فقال لا بأس به onda beis yok olmadı yani oruç tutabilir فقيل له ona denildi ki فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi في كراهته sebit gününü oruç tutmanın keraheti hakkında rivayet edildi. فقال dedi ki ذَاكَ حَد۪يسٌ حِمْسِيٌ bu Himis halkının rivayet eylemiş olduğu bir hadistir. فَلَمْ يَعُدَّهُ الزُّهْرِيُّ Zühri addetmedi, saymadı hadisen hadis. Öyle hadis ki yukalu bihi anında hükmedilir. Bir hadis saymadı ve da'afahu bunu tad'if eyledi. وَقَدْ يَجُوزُ عِنْدَنَا bizim indimizde caiz olur ki وَاللّٰهُ عَلَمْ İmkanı sabiten eğer semmanın hadisi sabit olursa en yekûne innemâ neha en yekûne ola ne ola innemâ neha Peygamber Efendimiz'i nehyetmiş ola en savmihi cumayetisi gününün orucundan leellâ yuazzeme bizâlik o tazim olunmamış ola cumayetisi günü tazim ediyor da onun için oruç tutuyor. Hayır, tazim için cumayetisi gününü tazim için oruç tutmayın. Böyle olmuş ola. فَيُمْسِكُ عَنِ الْتَعَامِ وَالْشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ ف۪يهِ O sebit gününe tazim ettiğinden dolayı taam-ı şerab-ı cimadan imsak ediyor, oruç tutuyor. كَمَا يَفْعَلُ الْيَهُودِ Yahudilerin yaptığı gibi. Caiz ki böyle olur. Evet, bizim indimizde budur. Yani eğer nehi sabit ise Yahudilere teşebbüh olmasın diye. فَأَمَّا مَنْ صَامَهُ اَمَّا cumayetesi gününü oruç tutarsa لَا لِيْرَادَتِي تَعْزِيمُهُ Cumartesi günü tazim murad ettiği için değil. وَلَا لِمَا تُرِيدُ الْيَهُودِ Yahudilerin murad ettiği şey içinde değil. بِتَرْكِهَا Yahudilerin terk etmeleri sebebiyle اَسَّعَيَ ف۪يهِ Cumartesinde çalışmayı terk ettikleri için ona tazim ediyorlar. Evet, böyle bir kasıt olmazsa فَاِنَّ ذَٰلِكَ O günün orucu sebit gününün orucu غَيْرُ مَكْرُوهِمْ mekruh değildir. Ama öyle bir şeyi murad edersen Yahudiler şu cumartesine tazim ediyorlar, o günü çalışmıyorlar. Ben de onlara teşebbüh edeyim, benzeyeyim, cumartesi günü oruç tutayım derse bu mekruhdur. فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ bir adam dese ki فَقَدْ رُخْيَسَ فِي سِيَامِ اَيَّامٍ bazı günlerin orucunda ruhsat verildi. بِعَيْنِهَا aynıyla o günlerin oruç tutulmasında ruhsat edildi. Meksude ne olduğu halde? Meksudeten bissavuk. Oruc ile meksud olduğu halde. Bazı günler var ki onları, o günleri oruç tutmayı kastetmekte ruhsat var. Emir var.
وَهِيَ اَيَّامُ الْبِيْدِ اَيَّامُ الْبِيْدِ gibi ayet. اَيَّامُ الْبِيْدِ yani ayın 13, 14, 15. günleri. فَهَذَا دَلِيلٌ bu delildir ki اَلَا اَنْ لَا بَأْسَ beys olmadı. بِالْقَسْتِ kasıpta. Neyi kasıt? Biz savmi oruç tutmayı. اِلَا يَوْمٍ بِعَيْنِهِ aynıyla bir günü oruç tutmada da kasıtta beys yoktur. Madem اَيَّامُ الْبِيْدِ ayın 13, 14, 15. günlerinin oruç tutulmasında ruhsat var. Öyleyse başka bir günü de oruç tutmada beis yok. Onu kastederse. Böyle derse قِيلَ لَهُ o adama denilir ki اِنَّهُ قَدْ قِيلَ denildi. اِنَّ اَيَّامَ الْبِيْدِ اَيَّامَ الْبِيْدِ اِنَّمَا اُمِرَ بِسَوْمِهَا onu oruç tutmakla emrolundi. لَاَنَّ الْكُسُوفَ يَكُونَ فِيهَا küsuf bu günlerde olur. Ayın 13, 14, 15'inde olur. وَلَا يَكُونُ فِي غَيْرِهَا diğer günlerde küsuf olmaz, ay tutulması. وَقَدْ اُمِرْنَا biz emrolunduk بِالتَّقَرُّبِ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ اللّٰهُ تَعَلَى'ya تَقَرُّبْ de emrolunduk بِالصَّلَاتِ namaz ile وَالْحِتَاكِ itak ile yani köle azat etmek, namaz kılmak لَيْلَتَهُ küsuf vakı olduğu gece وَغَيْرِ ذَلِكْ başka namaz, itakın gayrisi gibi مِنْ اَعْمَالِ الْبِرِّ hayır işlerinden ne vakitte indir küsuf, küsuf vaktinde. Yani küsuf vakı olduğu gecede namaz kılınır, oruç tutulur, başka hayrat ve hasenat yapılır. Allah'a tekarrub için. فَاُمِرَ اَمْرُولُنْ دِي بِسِيَامِ هَذِي اِلَيَّامِ bu günlerin orucuyla emrolun دِي يَخُدْ da فَاَمَرَ فِيَنْبَرْ اَفَمِزْ اَمْرَيْلَدِي بِسِيَامِ هَذِي اِلَيَّامِ ayın 13, 14, 15. günlerinin orucuyla emreyledi. لِيَكُونَ ذَٰلِكْ bu orucula birren tekva ola, ihsan ola, mef'ulen işlenilmiş bir ihsan ola ve akibül küsuf, küsufun akibinde. Fezalike bu siyamun gayru maksudun bih, kast olunan bir oruç değildir. İlâ yevmin bir güne bi'aynihi, aynıyla o güne fi nefsi, kendi nefsinde. Kendi nefsinde o günleri kastettik ki oruç tuttuk bu böyle değildir ya, küsuf o gecelerde vakı olur da Allah'a tekarrub için o günler oruç tutulur. وَلَكِنَّهُ لَكِنْ bu صِيَامٌ مَكْسُودٌ بِهِ kast olunmuş bir oruçtur. فِي وَقْتٍ bir vakitte شُكْرًا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى'ya şükür için. Ne sebebiyle? لِعَارِضٍ bir illet sebebiyle ki كَانَ فِيهِ onda oldu. O da ne küsur? فَلَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ bunda bir iş yoktur. وَكَذَٰلِكَ اِذَا bunun gibidir. يَوْمُ الْجُمْعَةِ cüm'e günü اِذَا صَامَهُ onu tutarsa رَجُلٌ bir adam şükren şükür için, arizin bir illet için, min küsufi şemsin ya güneş tutuldu, ev kamerin yahut ay tutuldu, ev şükren lillahi azze ve cel, Allah-u Teala'ya şükür için herhangi bir sebep dolayısıyla o günü oruç tutarsa felâ, bâse bizâlik, bunda da beis yoktur. Ve in lem yasum kablehu ve lâ ba'dehu, ondan evvel yahut da sonra oruç tutmasa bile, yevmen hiçbir gün tutmadı ne cumanın evvelinde ne sonunda. Fakat Allah'a bir illet dolayısıyla o gün oruç tuttu. Bunda da beis yoktur. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.